Bu soru bağlaç bilgimizi ölçmektedir. Soru kökünde verilen "in contrast to" bağlacından dolayı bir zıtlık yaratılmalı ve karşılaştırma yapılmalıdır. Soru kökü incelendiğinde konu Amerika ekonomisinde petrol fiyatlarının etkisi üzerine geniş bir literatür oluşudur. Bu nedenle seçeneklerde bu geniş fazla literatüre zıt olan ve karşılaştırma yapabilecek bir seçenek bulunmalıdır. A seçeneğinde petrol vergilerinin sebepleri üzerine olan çalışmalar neredeyse diğer OECD üyeleriyle sınırlı kalmıştır şeklinde bir cümle verilmiş. Fakat bu cümlede geniş literatüre zıt ve karşılaştırma yapılan bir ifade yer almamıştır. Bu nedenle A seçeneği elenmelidir. B seçeneğinde biz Amerika'da Petrol fiyat şoklarının etkilerini analiz eden birkaç makaleyi daha yeni fark ettik denmiş. Yine geniş literatüre zıt bir ifadeye yer verilmemiştir. Bu nedenle B seçeneği de elenmelidir. C seçeneğinde para politikasındaki gelişme nedeniyle petrol şoklarının dinamik etkisi zaman içerisinde önemli ölçüde azaldı denmiştir. Bu ifade soru köküyle bir karşılaştırmada bulunmadığı için bu seçenek de elenmelidir. E seçeneğinde petrol fiyatlarının makroekonomik etkiye sahip olabileceği kavramı genelde büyük ölçüde kabul edilmiştir denmiş. Yine soru kökündeki geniş literatüre zıt olup karşılaştırma yapılabilecek bir ifade bu seçenekte verilmemiştir. D seçeneğinde ise diğer ülkelerde çok daha az çalışma vardır ve gelişmekte olan ülkelerde neredeyse hiç şeklinde bir ifade verilmiştir. Bu seçenekte verilen much less work soru kökündeki extensive studies ifadesine zıtlık oluşturur ve bir karşılaştırma yapılmış olur. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.